Alkole bağlı olmayan iltihaplı karaciğer yağlanması olarak da bilinen NASH dünyanın en yaygın kronik karaciğer hastalığı. Obezitenin yol açtığı hastalıklardan biri olan NASH Avrupa ülkeleri arasında en çok Türkiye'de görülüyor. Sıkça kullanılan paketli gıdalarsa bu sinsi tehlikenin riskini katlıyor. Önce karaciğere zarar veriyor, sonra zincir problemlere neden oluyor. Kalbi de vuruyor. Paketli gıdalar vücudun en büyük düşmanı. Yapmadığını bırakmıyor. Yarattığı problem karaciğerden başlıyor. Karaciğer aynı zamanda bizim vücudumuzun detoks organıdır. Yani aldığımız birçok toksik madde, yabancı maddeler, zararlı maddeler karaciğerde muamele görüp atılır. Bugün bir hastaneye gitseniz, tahlillerinizi yaptırsanız doktorun size karaciğerinizde yağlanma var demesi çok olası bir durum. Çünkü 4 kişiden birinde karaciğer yağlanması sorunu var. Sebebi ise paketli gıdalar. Karaciğerden başlayan zarar diğer organları da vuruyor. Sevgili izleyiciler, biraz evvel ekranlarınıza getirmiştik. İtalya'da içinde Türklerin de olduğu bir helikopter kaybolmuştu. Şimdi arama görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. İtalya'da içinde 7 kişi olan helikopter kayboldu. Helikopterin içinde 4 Türk'ün de bulunduğu belirtiliyordu. Luca kentinden havalandı helikopter. Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasında seyrederken radardan kayboldu. Helikopterde 4'ü Türk, toplam 7 kişi bulunuyordu. Şu anda arama görüntüleri ekranlarınıza geliyor İtalya'dan. Türklerin Eczacıbaşı Holding'in çalışanları olduğu öğrenilmişti. Eczacıbaşı Holding'den de bir açıklama gelmişti konuya ilişkin. İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır ifadeleri kullanılmıştı Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada. Dünden beri devam ediyor arama çalışmaları. Gece saatlerinde ara verilmişti. Yeniden başladı. Şu anda da İtalya'dan o görüntüler, havadan arama görüntüleri ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. Radardan çıktı. İçinde 7 kişinin olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Helikopterin içinde bulunan 7 kişiden 4'ü Türk'tü. Eczacıbaşı Holding'de çalışıyorlardı. Arama çalışmaları şu dakika itibariyle İtalya'da havadan ve karadan devam ediyor. Henüz yeni bir bilgiye ulaşılabilmiş değil. Ancak helikopterin içinde bulunan 7 kişiden 4'ünün iş için İtalya'ya giden Eczacıbaşı çalışanları olduğunu biliyoruz. Yapılan açıklamadan hareketle. Luca kentinden havalandı helikopter. Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasında giderken radardan birden kayboldu. Arama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etmişti. Ancak havanın kararmasıyla da arama çalışmalarına ara verilmişti. Günün aydınlanmasıyla arama çalışmaları yeniden başladı. Şu an İtalya'dan havadan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Henüz bir yeni bilgiye, yeni bir bulguya ulaşılabilmiş değil. Bilgiler geldikçe de ekranlarınıza getirmeye, paylaşmaya devam edeceğiz.